Sporda dili tutumları. Evet, maalesef ülkemizde veli profil açısından velilerimiz spora bakışı çok iyi değil. Türkiye geneline baktığımız zaman spor destekleyen, sporu önemseyen, spora ehemmiyet veren veli profili çok az. Bunu bu sınıftan da anlayabiliriz. Bazen zaman zaman böyle velilerin şikayetleri hani olmadı da geliyor zaman zaman kulağımıza. Yani şöyle şeyler işte, hoca derslerimizi yoruyor. Ya bu derste ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Bu dersin amacı oturmak mı dersin amacı? Oturalım, geyik yapalım. Öyle mi? Ki insan yorulması gereken bir varlıktır, değil mi? İnsan yorulmalıdır da yani iyi bir uyku için ne gerekiyor bazen? Yorulmak da gerekiyor yani. Hiçbir şeye karışmayacaksınız. Et diye süt diye karışmayacaksınız. Böyle el bebek gül bebek yaşayacaksınız. Böyle bir dünya var mı çocuklar? Söylüyorum size. Böyle bir dünya yok. Dünya zorluk dünyası. Dünya meşakkat dünyası. Eğer sen bu dünyada ayakta kalmak istiyorsan zorluğa karşı da ne yapman lazım? Dirençli olman lazım, hazırlıklı olman lazım, güçlü, kuvvetli olman lazım. Ama bizim velilerimiz öyle bir dünya kuruyor size ki böyle el bebek, aman çocuğum yorulma sen. Aman ben getiririm. Sen otur. Kızım çay hazır, kahvaltı hazır, ayağıma getir. Oğlum ekmek almaya git, sen almaya git. Olay buraya gidiyor değil mi? Bir yerden sonra sürekli böyle size iyilik mi yapıyorlar bilmiyorum ben, anlatayım. Ne yapıyorlar size? Ha? İyilik mi yapıyorlar? Bu şekilde sizi aşırı koruyucu olmaları velilerinizin size iyilik mi oluyor? Ya ben de sizi yormak istemem eyvallah da. Ne olacak ki? Bir sene bir veli geldi bana. Dedi hocam dedi. Hani veli toplantılarında biz pek aranmayız. İşte veli gelmez bizim yanımıza yani. Genelde maalesef öğretmenler de. Veliler nereye giderler? İşte edebiyat, Türkçe, matematik, fizik, kimya neyse. Ha, o da onlar önemli dersler. Ben ders önemsiz demiyorum. Ama hiçbir veli gelip de hocam ya benim çocuğumun fiziksel gelişimi nasıl? Benim çocuğumun postürü nasıl? Duruşu nasıl? Yürüyüşü nasıl? Bedensel vaziyeti nasıl? Hiç soran yok. Ya çocuğun merdiven çıkamıyor. Merdiven çıkamıyor senin çocuğun. Ben hala fizik kimya peşinde. Çocuğun fiziği kalmamış, kimyası kalmamış. Fizik nerede? Bitmiş. Ama hala benim sayın veliyim şeyin peşinde. Çocuğumun fizik kimyası neyin peşinde yani? Çocuklar Allah göstermesin 5-10 sene sonra çok ciddi sağlık sorunlarına karşı karşıya kaldığınız zaman o fizik notları, o kimya notları, o matematik notları sizi kurtarmayacak. Doğru mu? Kurtarmayacak yani. Doktor ilaç niyetine ya çocuğunuz gerçekten bu yaşta işte çok ciddi fiziksel rahatsızlıklar yaşıyor, ortopedik sıkıntıları var. Çocuğunuza matematikten almış olduğu 100'ü tavsiye ediyorum. Kesinlikle 100 alırsa şifa gelecek yani. İlaç bu. Böyle bir ilaç var mı? Ha yok. O yüzden çocuklar önemli olan bela musibet gelmeden, sıkıntı gelmeden ne yapmak? Tedbiri, önlemi almak. Evet bir veli geldi bana. Dedik hocam çok yoruyor musunuz dedi. Öyle mi dedim? Çocuğunuz kim dedim? Tanıyamadım. Ahmet. Ya bu Ahmet dolu Ahmet hangi Ahmet? Katalo açtık baktık. Ya çocuğun 120 kilo bir çocuk. Daha 9. sınıf öğrencisi. Ha dedim beyefendi bakın çocuğunuz daha 9. sınıf. Çocuğunuzu ne hale getirmişsiniz? Ve bana diyorsunuz ki çocuğumu yormayın. Ya sen bu çocuğa iyilik yaptığını mı zannediyorsun? 5-10 sene sonra sen bu çocuğu taşıyabilecek misin? Obez olmuş bir çocuk ya. Ve hala gelmiş bana diyorsun ki çocuğumu yormayın. Sen bana de ki çocuğumu yor. Çocuğumu kurtar demen lazım. Senin ilacın bende, reçeten bende. Ama gelmişsin çocuğumu yorma. Neyin kafasını yaşıyorsun ya? Neyin kafasını yaşıyorsun? Hafta sonları benim kurslarım var, spor kurslarım var. Millet bana para veriyor ya. Para veriyor. Çocuğuma spor yaptır diye para veriyor. Parası olan spor yapsın, parası olmayan gebersin gitsin. Böyle bir dünya var mı ya? Biz haftanın bir günü burada size bir şey aşılamaya çalışıyoruz. Bir spor kültürü vermeye çalışıyoruz. İşte ısınma hareketleri sürekli tekrar fark ederseniz. Tekrar önemli. Tekrar ne yapar? Pekiştirir. Pekiştiği zaman ne yaparsın? Ne yaparsın? Kodlarsın. Kodladın mı ne yaparsın? Kolay kolay unutmazsın. Unutmazsın. Bir gün bir şekilde spor yapacaksın. Eşofmanı giyip ne bileyim bir anne oldun, bir baba olduğun zaman hadi bir yürüyüş yapalım dediğin zaman bir açma germe yaptığın zaman
işte bir bacak bir karın çektiğin zaman Rabbim hocamızı bunu öğrettiydi ya. Çünkü vücut bunu otomatik yapacak. Yapacak. Çünkü niye? Pekişti. Kodlaştırdın. Dolayısıyla sizler de anne babana yardımcı olur. Onların geçmiş dönem hayatları zaten spordu. Türkiye bundan 20-30 sene önce kırsal yaşam, köy hayatı daha fazlaydı. Ama artık şehir hayatı yaşıyoruz. Köy hayatı nasıl bir hayattır? Spordur, spor. Sabah kalkarsın, akşama kadar ne yaparsın? Koşuşturursun. Sporun babasını yapar. Ama şehirde öyle değil. Sürekli hareketsizlik var değil mi? Hareketsizlik var. Dolayısıyla çocuklar hanginiz diyor annenize bak. Baba kalk hadi biz bu akşam bir yürüyüş yapalım. Anne giy şu eşofmanları. Giy şu eşofmanları. Hadi bakayım biraz kilo alın anne lütfen rica ediyorum. Hep beraber bir yürüyüş yapalım ailecek. Ya yürüyüş yapalım başka bir şey değil. Baba lütfen beni seviyordu şu sigarayı bırak. Lütfen ya etme eyleme. Bırakmıyorum. Çatıya çıkın. Tehdit dediğim bir şey yapın yani. Çünkü çocuklar her zaman ben sözü söylüyorum. Bakın bir anne bir çocuğun altını temizlerken tiskinmez, iğrenmez, gocunmaz. Doğru mu? Hatta bıdı 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 yapar yani. Ama roller değiştiği zaman, roller değiştiği zaman bir evlat bir anne babanın altından almaya başladığı zaman hiç böyle bıdı bıdı yapmaz. Değil mi? Allah göstermesin. Ama hayatın böyle ihtimalleri de var. Akıllı olan insan tedbirli olan insandır. Lütfen sizler de anne babalarınızı bilinçlendirin. Çıkın beraber spor yapın. Bu beraberlik, birliktelik, aile arasındaki uyumu, muhabbeti, sevgi bağlarında ne yapar? Kuvvetlendirir. Biz ne diyoruz? Aile bireyleri ortak bir şeyler yapıyorsa, ortak zevkler yaşıyorsa o aile bireyleri nedir? Güçlüdür, sağlıklıdır. Kolay kolay yıkılmaz. Sizlerden bunu bekliyorum. Yapanlar zaten varmış ama ne bileyim bir hafta sonra anne baba kalk hadi bir şu. Ordu çok güzel değil. Sahili çok güzel bir sahil, yürüyüş sahili var. Çık şöyle kafanı dinlersin. Ki yürüyüş, hani son zamanlarda panik atak çok ciddi anlamda okulda da arttı diyor. Sınavlara dayalı mı olsak nedir bilmiyorum artık. Yürüyüş, panik atak tedavisinde çok önemli bir şeydir biliyor musunuz? Evet. Çık doğada yürüyüş yap. Güzel nefes al, oksijen al, rahatlat kendini. Aksi takdirde dediğim gibi her türlü hastalıklara karşı hazırlıklı ol. O zaman o anneniz babanız kusura bakmasın. Hayat boyu size bakacak değiller. Doğru mu? Ne kadar bakacaksan annen baban? Üniversiteyi bitir. Laf sokmaya başlayacak. Hadi bakayım hadi işe. Hadi. Bu kadar böyle al oğlum cebine para koy demeyecek. Ya kızlar siz de herkese aynı şekilde yani. Eğer üniversiteyi bitirip iş kuramazsanız yavaş yavaş sizi de bir hayırlı bir kısmet aramaya başlanır yani. Bu işler böyle. Anne babalar bir noktaya kadar hayatımızda. Bir yerden sonra artık biz kendimiz yürüyeceğiz bu hayatta değil mi? O yüzden lütfen o anne babalarımız da bize iyilik yaptıkları zaman. Hani ben çekmedim onlar, ben çektim onlar çekmesin. Ya çekeceksin kardeşim, bu hayatta çekmek var, zorluk var ya. Böyle bir dünya yok. Böyle polyanacılık yok. Bu dünya zorluk dünyası. Hazırlıklı olacaksın, güçlü olacaksın. Ve anne babanın görevi de çocuğunu bu zor dünyaya karşı ne yapmaktır? Hazırlamaktır diyoruz, götürüyoruz.